Bir adam varmış, ismini vermiyorum, günah olur çünkü. Çünkü İstanbul'da meşhur bir adam bu. Yeğeninden dinlemişler, benim hocam dinlemiş. Öz yeğeni olan hadiseyi anlatıyor. Bu adam aşırı cimri bir adammış, aşırı. Cimriliğin azı da berbattır ama. Yani gerektiğinde onu harcamamanın adı cimriliktir. Gerekli fakat harcamıyor. Paralarını her akşam dükkandan vesaireden geldiğinde kuruş kuruş hesap edermiş. 1 lira, 2,5 lira neyse, kağıt para, kuruş, metelik hepsini alırmış. Kavanozları varmış böyle. 2 lirayı, 2,5 lirayı oraya, teklikleri buraya, 50 kuruş, 25 kuruş meteliği koyarmış. Ayrı kavanozlara koyarmış. Kapatırmış üstlerini, kapaklarını tek tek. Sonra böyle elini açarmış. Kavanozlara bakarak dermiş ki, ben sizi bozar harcarsam Allah da beni bozsun dermiş. Ben sizi bozar harcarsam Allah da beni bozsun. Ödü patlarmış parası gidecek diye. Böyle gülüyorsunuz ama sakat insanlar var he. Parası gidecek diye evlenemeyen insanlar tanıdım ben. Ne diyor ya, para kazanıyorum diyor, kadına mı yedireceğim diyor falan. Aa, contayı sıyırmış. Böyle hastalıklı tipler var. Psikolojik rahatsızlıktır bu aynı zamanda biliyorsunuz. Ama adam böyle yapar. Böyle bir cimri adam. Benim hocam da yeğenine sormuş. Ne oldu demiş peki, o paralar ne oldu? Kendisi harcayabildi mi? Yok be abi demiş. Yani bunları yaptı işte, ben şahit oldum. Eve gelmiştim. İstanbul'da iş bulmuştum. Dayımın yanında kalıyordum demiş. Bu böyle yapıyordu demiş. 2-3 günde bir böyle şey, ibadet gibi. Paralarını sayıyor. Sizi bozarsam Allah da beni bozsun. Sonra ölmüş. Ölmüş. Evinde ölü bulunmuş. Ve ölü bulunduğunda da burnunu fare yemiş. Kimsesi olmamış. Paraya kıyamadığı için evlenmemiş de. Yalnız başına ölü vermiş. O ben sizi bozarsam Allah da beni bozsun diyen zatın bıraktığı paraların da hakkından yeğeni gelmiş. Arkadaş, eğer paranı çok seviyorsan sana parayı korumak için, canım finanstan da anlıyormuşuz, öyle değil tabii ki. Paranı korumak istiyor musun? Ver. Allah yoluna infak ettiğin seninle beraber gelecek. Sahiler, cömert insanlar ehli cennettir, bunu unutma.